Derdimin ledile harap oldu ten. Neyleyim ikbali, istiklali ben. 1800'lü yılların sonuydu. Bu mısraları Bursa Işıklar Askeri Okulu hapishanesine duvarlara kazıdı. Yasaklı Jön Türk yayınlarını ve Namık Kemal'i okuyup arkadaşlarına dağıttığı için sürekli hapse girmekteydi. Peki kimdi bu kalbi hürriyet aşkıyla dolu genç? Mustafa Kemal'in fikri hayatında yeri neydi? Bu videoda ölümden sonra dahi sürecek olan arkadaşlığı inceleyeceğiz. Hazırsanız videomuza geçelim. 1878 yılında doğdu Ömer Naci. Ailesi Kafkasyalı Türk göçmenlerdendi. Bir kazada ikisi de hayatını kaybetti. Defterdar Cemal Bey daha kundaktayken evlat edindi Ömer Naci'yi. Duygusal, zeki ve atılgandı. Arapça, Farsça ve Fransızca biliyordu. Küçük yaşta hitabeti ve yazıları ile ileride çok büyük bir hatip olacağı izlenimini çevresine hissettiriyordu. Üvey babası Cemal Bey Bursa'ya atanınca Bursa Işıklar Askeri Lisesi'ne girdi. Haksızlıklar karşısında durur, hürriyet fikirlerinden dolayı sürekli kavga ederdi. Okulun hapishanesini en çok ziyaret eden kişi Ömer Naci'ydi. Hatta haksızlıklar karşısında intihara dahi teşebbüs etmişti. Yıllar sonra o günler hakkında konuşan Atatürk, Yahya Kemal Beyatlı'ya şöyle demiştir. Ömer Naci, Bursa Askeri Mektebi'nde hürriyetperver fikirleri üzerine hapse konulmuş ve orada intihara teşebbüs etmiş ve hücreye şunu yazmıştır. Zillet ile ben yaşayamam çünkü namus gerektirir merde. Uçacak ruhu nizarım diyerek gösterin mahşeri kübra nerede. Bursa Askeri Lisesi'nden Manastır Askeri Mektebi'ne sürgün edildi. Burada bir başka yetim çocuğu Mustafa Kemal ile tanışacaktı. İkili kısa zamanda arkadaş olmuştu. Ömer Naci, Mustafa Kemal'i Vatan ve Hürriyet Şairi Namık Kemal, Milli Şair Mehmet Emin Yurdakul ve Tevfik Fikret'in kitaplarıyla tanıştırdı. Beraber şiirler okuyup hitabet çalışmaları yaptılar. Düşünce tartışmalarına girdiler. Beraber okumuşlardı Namık Kemal'in şu meşhur dizelerini. Vatanın bağrına düşman dayadı hançerini. Yok mudur kurtaracak bahtı kara madenini? Yıllar sonra 1919'da Kırşehir'de, 1921'de mecliste adeta Ömer Naci'ye ve Namık Kemal'e selam yollarcasına şu cevabı vermişti Mustafa Kemal. Vatanın bağrına düşman dayasın hançerini, bulunur kurtaracak bahtı kara madenini. Mustafa Kemal Ömer Naci ile tanışmalarını şöyle anlatmıştı. O zamana kadar edebiyata çok temasım yoktu. Merhum Ömer Naci Bursa İdadesi'nden kovulmuş, bizim sınıfa gelmişti. Daha o zamandan şairdi. Benden okuyacak kitap istedi. Kitaplarımı gösterdim, hiçbirini beğenmedi. Bir arkadaşımın kitaplarımın hiçbirini beğenmemesi gücüme gitmişti. Şiir ve edebiyat diye bir şey olduğuna o zaman tanık oldum. Ondan sonra çalışmaya başladım. Şiir bana cazip göründü. Fakat yazı hocası beni şiirle uğraşmaktan men etti. Bu tarz uğraşlar seni askerlikten uzaklaştırır dedi. Ne var ki güzel yazmak hevesi bende hep baki kaldı. Aynı olayı Mustafa Kemal daha sonralarından Ali Fuat Paşa'ya şöyle anlatmıştır. Eğer hocamız imdadıma yetişmeseydi ben de şair olup çıkacaktım. Çünkü hevesim vardı. Asım Efendi bir gün beni çağırdı. Bak oğlum Mustafa dedi. Şiir falan bırak. Bu iş senin iyi bir asker olmana mani olur. Diğer hocalarımla da konuştum. Onlar da benim gibi düşünüyorlar. Sen Naci'ye bakma. O hayalperest bir çocuk. İleride belki çok iyi bir şair ve hatip olabilir. Fakat askerlik mesleğinde katiyen yükselemez. Hocamın ne kadar haklı olduğunu hadiseler ispat etti. Çok arzu ettiği halde Naci Erkan-ı Harbiye'de kurmay zabiti olamadı. Manastır Askeri Lisesi'nden sonra İstanbul Harbiye Mektebi'nde de bu ikili beraberdiler. Ali Fuat Cebesoy ve Ömer Naci'nin içinde olduğu gizli bir örgüt ve gizli bir dergi kurdular. Bu olay onların az daha okuldan atılmasına sebep olacaktı. İlerleyen yıllarda Ömer Naci piyade temini olarak Üsküp'e gitti. Burada komutanın kızı Emine Hanım'la evlendi. Mustafa Kemal ise okula devam etti ve kurmay yüzbaşı olarak sürgün olarak Şam'a gitti. Memleket her geçen gün daha kötüye gidiyor, Mustafa Kemal ve birçok kişi buna çareler arıyordu. Şam'da Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurdu. Gizlice Selanik'e gitti. Burada cemiyetin şubesini açtı. Kurucular arasında kim vardı? Evet, Ömer Naci. Ömer Naci yine yanındaydı. Mustafa Kemal gizli bir toplantıda çok içli ve coşkulu bir konuşma yapmış. Ömer Naci ise şu cevabı vermişti. Mustafa Kemal, arkandayız. Seni takip edeceğiz. Ölümler, cellatlar, işkenceler bile bizi bu azmimizden vazgeçiremeyecektir. Hürriyet verilmez, o ancak alınır. Zulüm ve istibdat altında inleyen bu masum ve biçare milleti kurtaracağız. Yaşasın hürriyet ve ihtilal. Konuşma sonrası Hüsrev Sami Bey'in tabancası üzerine ellerini koyup yemin etmişlerdi. Bu, Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'nin
kuruluş toplantısıydı. Aynı zamanlarda varlık gösteren İttihat ve Terakki daha büyük bir yayılım göstermişti. Tek ve ortak cemiyet fikri Ömer Naci ve arkadaşlarında yıllar ilerledikçe kabul görmüştü. Ve cemiyet İttihat ve Terakki ile birleşmişti. O sırada Selanik'te olmayan Mustafa Kemal'in buna bozulduğu söylense de daha sonraki yıllarda Yıldızlı'nın bir türlü barışmayacağı İttihat ve Terakki'ye o da katılmıştı. Ömer Naci İttihat ve Terakki'de hitabetinin çok güçlü olmasından dolayı bir hayli sevilmişti. Kafkasya cephesine yollandı. İran'da hapse girdi. Meşrutiyetin ilanından sonra serbest bırakıldı. Anadolu'da yaptığı coşkulu konuşmalar ile kitleleri sürüklüyordu. Hürriyet aşklarını kabartıyordu. 1909 yılında gerici isyanı bastırmak için adını Mustafa Kemal'in verdiği hareket ordusunda Ömer Naci de vardı. İlerleyen yıllarda Ömer Naci'nin yıldızı İttihat ve Terakki'de altın gibi parlamış, üst yönetim kadrolarına girmişti. Adeta partinin sözcüsü konumundaydı. Konuşmalarından etkilenmeyen tek kişi dahi yoktu. Kitleleri ardında sürüklüyor, yurdun dört bir yanında konferanslar veriyordu. 1911'de Trablus'a gönüllü olarak giden Mustafa Kemal'in yanında yine Ömer Naci vardı. Anadolu'dan beraber gitmişlerdi. Yanlarında Sapancılı Hakkı, Silahçı Tahsin ve Yakup Kemal de vardı. Rauf Bey, İttihat ve Terakki'nin önde gelen kişileriyle yolculuğa çıkan Mustafa Kemal'e bu kişilerle yolculuğa çıktığı için şaşırdığını söylemişti. Çünkü Mustafa Kemal ile İttihat ve Terakki'nin yıldızı barışık değildi. Şu cevabı verdi Mustafa Kemal. Ömer Naci ile eski dostluğum var. Sohbetinden hoşlanırım. Ama hiçbiriyle fikir birliğim yok. Buradan anlıyoruz ki Ömer Naci kendini İttihat ve Terakki'ye kaptırmış, siyasi fikirlerini benimsemişti. Buna rağmen Mustafa Kemal dostluğu görmezden gelmiyor fakat İttihat ve Terakki siyasetini benimsemediğini her fırsatta dile getiriyordu. Her şeye rağmen Ömer Naci'nin yeri onda ayrıydı. 1912 yılında Zübeyde Hanım ve kardeşi Makbule, Balkan Savaşları sonrasında Rumeli'den Anadolu'ya geldiklerinde bir süre Ömer Naci'nin evinde kalmışlardı. Ömer Naci ilerleyen yıllarda Babali baskınında en önde o meşhur konuşmayı yapan kişiydi. Mustafa Kemal ile olan ilişkileri devam etmiş olacak ki annesi ve kardeşini bir süre Ömer Naci'nin evinde konaklatmıştı. 1914'te başlayan Birinci Dünya Savaşı ile Osmanlı Devleti birçok cephede vuruşmaya başlamıştı. Ömer Naci, Enver Paşa'nın özel önem verdiği teşkilat-ı mahsusa da görev aldı. Azerbaycan Türkleri ile münasebet kurmak ve onları Ruslara karşı teşkilatlandırarak Rusları Azerbaycan toprağından atmak ana hedefti. Cephede hastalıktan şehit olacağı 31 Temmuz 1916 yılına kadar İran bölgesinde çatıştı. Birçok başarıya imza attı. Cephe hayatı bu kalıbına sığmaz korkusuz genci 38 yaşında hayattan koparmıştı. Ölüm haberi memlekette şok etkisi yarattı. Çünkü herkes Ömer Naci'yi karşılıksız sevmekteydi. Ömer Naci yaptığı konuşmalar ve halkla olan iletişimi sayesinde onların kalbine girmiş hürriyet aşkının sesiydi. Hüsrev Sami Kızıldoğan Atatürk'ün sağlığında Belleten dergisinde yayımlanan bir yazısında Ömer Naci'nin bir toplantıda "Arkandayız Mustafa Kemal" diye başlayan sözlerini hatırlatıp "Diyebilirim ki Ömer Naci Mustafa Kemal'deki gizli kudret ve dehayı ilk keşfeten yâri vefakardı." Yüksek bir halk hatibi olan Ömer Naci Mustafa Kemal'den sonra ordu ve memleket içinde çok fazla sevilen bir zattı. Mustafa Kemal ölüm haberini 24 Ağustos 1916'da Ziya Gökalp'in yazdığı şiir üzerine aldı. Çok etkilenmişti. Not defterine vefatın üzerine bir mısrasını yazdı. O coşkun bir kalpti, şen bir fikirdi. Sevdiği vatandı, sevdiği birdi. Şairden ziyade o bir şiirdi. Yaşayan bir gaza destanıydı o. Yine Ömer Naci hakkında şöyle demiştir. Tanrı bütün yetenekleri bir arada vermiyor. Kimine yaz demiş, kimine konuş. Yazmayla konuşmayı birleştiren insan olarak da Ömer Naci'yi hatırlarım. O konuşurken de ateşli, yazarken de. Mustafa Kemal Cumhuriyet'in ilanından sonra meşhur hatta Tuğrakeş İsmail Hakkı Altunbezer'e Ömer Naci'nin şu şiirini güzel bir levha haline yazdırmış ve Çankaya salonuna astırmıştı. Sevelim, her muhabbetin mutlak, ölmeyen bir hayatı vardır ki alemin güzelliklerinin dalgaları o şarkıların beşiğidir. Ömer Naci'nin oğlu Hikmet Naci'nin anıtlarında da Mustafa Kemal'e sıklıkla rastlamaktayız. Yıldırım Ordu grubu ile 7. Ordu karargahının dağıtılması üzerine 13 Kasım 1918 tarihinde İstanbul'a Harbiye Nezareti emrine gelen Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul'daki ilk gördüğü iş 2 yıl önce Kerkük'te cephede hastalıktan dolayı genç yaşta vatan yolunda hayatını kaybetmiş aziz ve sevgili arkadaşı Ömer Naci'nin ailesini çocuklarını bulup ziyaret etmek olmuştu.
onlara el uzatarak himayesi altına almıştı. Ömer Naci'nin oğlu Hikmet Naci de babası gibi cesurdu. Milli mücadeleye katılmak için henüz 17 yaşında olmasına rağmen İnebolu'ya gitti. Kaymakam vekili Hikmet Naci'yi gördüğünde Mustafa Kemal Paşa'ya haber yolladı. Kemal Paşa arkadaşının oğlunun sağ salim Ankara'ya gelebilmesi için Trabzon'dan gelecek Rıza Çavuş'la birlikte Ankara'ya yollanmasını istedi. Kendisine 300 lira da yol harçlığı yolladı. Ömer Naci'nin ruhu oğluna geçmişti adeta. Küçük Naci milli mücadeleye koşturmuştu. Mustafa Kemal Paşa bu durumdan oldukça duygulanmıştı. Naci daha çok küçük ve çelimsizdi. Askere alınırsa sonuç belliydi. Geri göndermek de olmayacağı için hariciye vekaletinde memur olarak Naci'yi görevlendirdi. Kim bilir aralarında daha ne çok mektup ne çok konuşma olmuştu. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna gelirken videomuzu Mustafa Kemal'e Ömer Naci'nin tanıştırdığı Namık Kemal'in bir mısrası ile bitirelim. Bu mısraları beraber de okuduklarına eminim. Felek her türlü hesabı cefasını toplasın gelsin. Dönersem kahpeyim millet yolunda bir azimetten. Bu yoldan dönmeyen Mustafa Kemal'lere, Ömer Naci'lere selam olsun. Kalın sağlıcakla.